Evet, merhabalar. Kanal A Televizyonu ve Eğitim Editörü programına hoş geldiniz. Ben Süleyman Belediyeoğlu ve her pazar saat 18'de, hafta içi her gün tam saat 15'te Tercih Özel programıyla karşınızdayız. Ve sevgili öğrenciler, değerli aileler, evden çıkış ve girişinizi programın saatine göre ayarlayın. Çünkü gerçekten tercihler çok önemli bir gündemdir sizin geleceğinizle ilgili. Ve bu arada Instagram üzerinden sorularınızı gönderin. Zaman zaman biz konuğumuzdan bağımsız olarak sorularınızı da yanıtlayacağız. YGS toplam netinizi, LYS netinizi bize bildirin. Hangi üniversiteye gitmek istediğinizi, bölüme, hukuk, tıp, eczacılık, her neyse artık, onları yazın. Biz size onlarla tahminlerimizi söyleyeceğiz. Bu arada sevgili öğrenciler, tercihler geliyor. Tabii bu konuda bilgi kirliliği de oldukça fazla. Özellikle biz programımızda ya da sizinle doğrudan doğruya yaptığımız birebir tercih görüşmelerinde özellikle şunlarda dikkatinizi çekerek sizi uyarmak istiyorum. Sıralamanızı en iyi şekilde değerlendirmek için neler yapmalısınız? Doğru bölümü, doğru üniversiteyi seçmek için nelere dikkat etmelisiniz ki ben konuğumuza da soracağım. Güvenli tercih nedir? Riskli tercih tam olarak nedir? Bunları nasıl birbirinden ayırabilirsiniz? Karma sıralama ne demektir ki bu doğru mudur acaba bunu yapmak? Karma mesleki tercih doğru mudur? Gruplama tercih yapmak mesleki açıdan doğru mudur ki biz gruplamayı tercih ediyoruz ki bunu sizlerle gerek birebir görüşmelerde gerekse de programlarımızda söylemeye çalışacağız. Bu arada sevgili öğrenciler, sınav sonuçları 11 Temmuz'da açıklanıyor. Biz 11 Temmuz'da sınav sonuçlarının açıklandığı gün bir sosyal sorumluluk projesi olarak tam 5 yıldır Ankara'da TED Üniversitesi'nde, Kızılay Yerleşkesi'nde üniversitenin tercihlerinize yardımcı oluyoruz. Bize danışmadan asla tercih yapmayın. Sabah 08.10 arası seminerimizi dinleyin, arkasından birebir görüşmelere geçeceğiz. Bu son dönemlerde medyada bloglar ya da blogger dedikleri bir takım kişiler tercih yapıyor. Onların tercihleri sizi yanıltır. Kesinlikle itimat etmeyin. Sosyal medya tercihlerine itimat etmeyin. Bizimle yüz yüze konuşun. Şimdi konuğumuz kim? Sorularınızı bu arada bekliyoruz ama konuğumuz TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı, hepinizin çok yakından tanıdığı Selçuk Beylivanoğlu ve üniversiteleri konuşacağız ama Selçuk Bey'in tabii ki konuşmak istediği özel konular varsa onlara da gireceğiz. Selçuk Bey hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, çok çok teşekkür ederiz. Şimdi biz tabii TED Üniversitesi'ni programımızın vizyonundan dolayı öncelikle konuşmak arzusundayız. Ama sizin gündeminizde başka bir şey varsa da programın sonunda onu da alabiliriz gündeme. Evet. Size kalmış. Şimdi Selçuk Bey, TED Üniversitesi 5. yılında. Değil mi? Bu yıl siz ilk mezunlarınızı verdiniz. Yok, geçen yıl verdik. 6. yılımıza başlayacağız. 6. yıla evet. Giriyorsunuz. TED Üniversitesi'nin piyasada gerçekten hatırı sayılır bir itibarı var. Biz bunu sahada bulunan bir insan olarak söylüyoruz. Evet, vizyonunuz ne? Bu 6 yılda neler yaptınız ya da 6. yılın içine geldiğinizde neler yaptınız Selçuk Bey? Yani tabii önce şunu söyleyeyim. Üniversite nedir? Yani kıymetli seyircilerimiz ve genç kardeşlerimiz kendi gelecekleriyle ilgili, hatta geleceklerini karartma noktasına gelmiş bir sınav sistemi baskısının sonucunda ne yapacağım sıkıntısı içinde kıvranıyor olabilirler. Üniversite üstünde mühür olan bir kağıt parçası mıdır? Üniversite bir ülkenin geleceğiyle ilgili bekasını, gücünü şahlandıracak bir süreç midir? Tabii başlangıçta buna devletin karar vermesi gerekir. Yani biz Türkiye'de herkesi üniversite mezunu mu yapmaya çalışıyoruz? Türkiye önder bir ülke mi yapmaya çalışıyoruz? Bakın, Sanayi 4 diye bir şey konuşuluyor dünyada. Sanayi 4'ün temel prensiplerinden bir tanesi şu: kısa vadenin sonunda fabrikalarda iki canlı çalışacağı söyleniyor. Bir köpek, bir insan. İnsanın köpeği besleyeceği, köpeğin ise makineleri insanlardan koruyacağı söyleniyor. Yani artık sadece diploma sahibi olmak, sadece lise veya yüksek öğretim mezunu olmak ne bir ülke için ne bir birey için yeterli değil. Siz robot teknolojisini mi vurgulamak istediniz? Tabii yani. Robot teknolojisini vurguluyorum ama sistem buna gidiyor. Buna doğru. Yani sanmayın ki
gelişmiş ülkeler uzayda nerede yaşayabiliriz diye boşuna bir harcama yapıyorlar. Çünkü belli olan bir gerçek var ki birkaç kuşak sonra bu dünya nüfusunun 1/3'ü yok olmak mecburiyetinde. Böyle giderse, böyle dünyayı kirletmeye devam edersek. Şimdi Amerika Birleşik Devleti gibi ülkelere baktığınız zaman artık insanların üniversite giriş süreçlerinde sadece sınavdan aldığı nota falan bakılmıyor. Ne yapmış? Hangi sosyal sorumlulukta bulunmuş? Üniversite sürecinde cebine kaç tane kartvizit koymuş? Çevresi nedir? Bunlara bakılıyor. Ben maalesef bizimki gibi ülkelerde üniversite diplomalarının ciddi bir kısmının, bu TED üniversitesi, X üniversitesi, Y üniversitesi falan diye ayırmıyorum, üstünde mühür olan kağıt olduğu kanaatindeyim. Bu bizi istatistiklerde güçlendirebilir. Nüfusumuzun şu kadarını üniversite mezunu yaptık olabilir. Ama Türkiye'nin ileriye gitmesini ne kadar güçlendirir? Şeylerim var, tereddütlerim peki, var. Peki Selçuk Bey, bu üniversitelerin kararı mı Türkiye'deki sosyoekonomik veya sistemin birbirinden kaynaklanan bir sonuç mu? Ya orada söylediğiniz şey üniversitelerin şimdi, kağıt veriyor olması. Şimdi ona geleceğim. Ona gelecek. Şimdi ona geleceğim. Şimdi hep biliyorsunuz inovasyondan bahsediliyor. Herkes inovasyon konuşuyor. Yani sabahtan akşama kadar pazarcı inovasyondan bahsediyor, profesör inovasyondan bahsediyor. Ben de şunu söylüyorum. Bizim çok biliyorsunuz, çok iyi biliyorsunuz bir eşdeğer başladığımız ülke var. Yani nüfus yapısı, ekonomik yapı olarak Güney Kore örneği. Güney Kore'de inovasyon yapıyorlar, Türkiye'de inovasyon dedikodusu yapılıyor diyorum ben. Şimdi tabii kuralları koymadığınız bir sistem maalesef çıktıları böyle olur. Geçen bir müteahhit başkanı ben ihracat şampiyonuyum deyince güleyim mi ağlayayım mı karar veremedim resmi toplantıda. Yüksek öğretim dediğiniz şey bir ülkenin geleceğindeki en önemli süreçlerden bir tanesidir. Yüksek öğretim dediğiniz şeyin bir disiplin olması gerekir. Üniversitelerin de kaliteye esas olması gerekir. Mesela TED Üniversitesi'ne gelelim. Şimdi herkes araştırma üniversitesiyiz diyor. Ama Türkiye'de bir şey atlıyorlar. Araya bir tire konur biliyorsunuz. Araştırmadır. Yani ben TED'in de genel başkanıyım. Türkiye'nin derneği genel başkanı olarak merak ettim, araştırdım. Doktora tezlerinden kaç tanesi bu ülkede eğitime yön vermiş diye bulamadım. Olan varsa yollasın. Bizim yapmamız gereken şey 21. yüzyıla uygun nesil yetiştirmektir. Nedir bu nesil? Testle tost bitti dünyada. Yani bu hani hepimiz uğraşıyoruz ya çocuklarımızın hayatları kararıyor. Anneleri babalarının hayatları kararıyor. Dershane sistemine, kurs sistemine kollarındaki bilezikleri vermek mecburiyetine kaldılar ya. Sonuçta ne oldu? Bir testten bahsediyoruz. Sıralama sınavından bahsediyoruz. Bu sınavı 10 küsür yıl önce dünyada bitti. Akademik zeka sosyal zekaya yerini bırakmıştı. Hatta şimdi kültürel zekaya yerini bıraktı. Kültürel zeka nedir diye sorduğum zaman bunları niye anlatıyorum? Çünkü buradaki kardeşlerimiz ve anne babalar çocuklara beraber bir tercih yapacaklar. Buradaki bizim bu programa katılmamızın sebebi sadece TED Üniversitesi'ne yazsınlar, yazmasınlar değil. Ben bir sivil toplum örgütü lideriyim. TED Üniversitesi de benim babamın malı da değil. Bir holdinge de dahil. Bu yüce Türk milletine ait bir değer. Samimi düşüncelerini evet, söylüyorsunuz. Evet. Evet, aynen. Onun için kültürel zeka niye diye sorduğum zaman artık şirketlerin çoğunda onlarca lisan kullanılıyor dediler. Artık toplumların birbirlerine hoşgörüleri, dünyadaki bu iletişimin uçup gitmesinden dolayı ki şunu parantezle söyleyeyim. Herhalde birkaç yüzyıl sonra dünya tarihinin en başarısız nesillerinden biri biz olacağız. Çünkü ne için bir insan yetiştireceğimizi bilemiyoruz maalesef. Nasıl bir gelecek için insan yetiştireceğimizi bilemiyoruz. Geçenlerde çok büyük bir grup bir round table'da, yuvarlak masada beni de davet etmişti. Geleceğin mesleği diye. Ki kıymetli izleyicilerimiz bunu merak edebilir. Böyle bir şey yok. İcat edilmedi henüz. Ne o icat edilmedi? Geleceğin mesleği diye bir şey icat edilmedi. Yaşayın. Geleceğin mesleği yok. Bugünün kazanımları var artık. Bitti. Tamam. Yani mesleği, Amerika Birleşik Devletleri'nde meslek değiştirme oranı 3'e geldi. Bakın iş değiştirmekten bahsetmiyorum. Meslek değiştirme oranı 3'e geldi. Bu bilimsel çıktılar. Yani bir mühendis bankacılık yapmaya başladı. Bir işletmeci bilmem ne yapmaya başladı.
Yani bir kişi 3 kere meslek değiştiriyor. Meslek kategorisini değiştiriyor. Mezuniyeti olmasa bile. Onun için hiç kimse telaşlanmasın. Yani elinizdeki diplomanın değeri tabii ki mühür üstündeki çok değerli olacaktır. Hangi mühürü taşıdığı önemlidir. Ama bu hayatın sonu değildir. Ama tabii ki elinizdeki puanla da doğru tercih yapmanız lazım. Yani istediğiniz yere elinizdeki puanla doğru tercih yapmanız lazım. Bu birinci kısmı. İkinci bir şey daha hazır seyircilerimiz derken söylemek istiyorum. Dünyanın en önemli vadilerinden bir tanesi Silikon Vadisi biliyorsunuz. Tabii şunu da bütün izleyicilerimiz bilsinler. Dünyanın en büyük araç kiralama şirketinin bir tane kendi arabası yok. Dünyanın en büyük gayrimenkul kiralama şirketinin bir tane de evi yok. Yani dünya düzeni değişti. Silikon Vadisi'nin bir şeyi var, sloganı. Kaybetmeyi öğrenmek diyor. Bu bilimsel şeylere de yansımış vaziyette. Onun için biz kaybetmeyi öğreterek çocuklara ileriye götürmemiz lazım. Türkiye Eğitim Derneği olarak biz onun için kendi velilerimiz için bir eğitim portalı açtık. Baktık ki şöyle bir sorun var. Anne babalar çocuklarını 9. mizaçtaki çocuğu 2. mizaca zorluyorlar. Komşunun çocuğu mühendisse o doktor olsun diye ısrar ediyorlar. Bunu yapmayın. Çocuğunuz aşçı olacaksa da mutlu olursa burada başarılı olur. Mühendis olmak istiyorsa da mühendis olursa başarılı olur. Sizin istediğinize göre değil, yaşamın çocuğunuza ait olduğunu benim nacizane tavsiyem, sakın unutmayın. Peki Selçuk Bey, bu mesela Amerika'da da böyle yapılıyor mu? Tabii ki. Şimdi orada da 3 meslek değiştirme bundan mıdır sizce? Hayır, yani şunu söyleyeyim, dünya düzeni değişti artık. O düzen artık orada kazanımlar değişiyor. Yani bizimki gibi kaç soru çözdün sürekli eğitimde, akıllı tahtaların önünde neleri becerdin diye bir şey yok. Artık düşünme sistematiğinin ne noktaya geldiği, nasıl sosyal bir insan olduğun, sorun çözme becerin, liderlik özelliğin gibi şeylere bakılıyor. Şüphesiz ki Amerika Birleşik Devletleri'nde de eğitim sorunsuzdur falan filan diye bir şey söylemiyorum. Ciddi de sorunları vardır. Onun için burada kıymetli izleyicilerimizin, lütfen çocuklarınızı dinleyin. Onların aldığı puanı da bir yargı olarak ortaya koymayın. Ben belki sizin programınıza daha önce söylemişimdir. Abim seyrederse bunu kızmasın. Benim abim de ben de TED Ankara Koleji'ni üçüncülükle bitirdik. İkimiz de çok başarılıydık. Tek fark o baştan ben sondan. O tıp profesörü oldu, ben de böyle bir şey oldum. Tabii sonra ODTÜ İnşaatı 4 yılda bitirdim ama yani bir yıl aradan sonra. Onun için bu hayatın sonu değil. Dünya düzeni değişti. Gelelim TED şeyine, biliyorsunuz Türkiye Eğitim Derneği. Tabii çünkü bu konuşmanın akışına da uygundur çünkü. Şimdi Büşra şöyle bir soru sormuş. İktisat mı ekonometri mi diyor. Yani siz yanıtlamak isterseniz bu soruyu. Ne dersiniz Büşra'ya? Şimdi ben şunu söyleyeyim. Büşra'cığım, bir kere bizim temel prensibimiz şu. Ana dal yapın. Hiç kimse kusura bakmasın. Yanılıyor olabilirim. Hadsizlik de yapmış olabilirim. Ben öyle robotik, mekatronik şeylere inanmam. Ben makine mühendisi olmayan bir insanın, makine mühendisi olmasını sağlayacak hoca niteliği de olmayan bir ülkede, yani genel olarak söylemiyorum ama yoğunluk olarak söylüyorum, mekatronik diye bir şey olmaz. Genetik dediğin şey büyük bir yatırımdır. Onun için bunları dikkat ederken bizim tavsiyemiz mümkün olduğu kadar genel okusunlar. Bunları dünyada yüksek lisansta yapılıyor bu işler artık. Aynen. Bu işler yüksek lisansta yapılıyor artık. Yani İnşaat mühendisi olduktan sonra sen çelikçi olabiliyorsun. Çelikle ilgili kısmını yapabiliyorsun. Makine mühendisi olduğun zaman uçak mühendisi olabilirsin. Değil mi abi? Bu şuna benzemesin. Yani biz kendi üniversitemizde bu sıkıntıyı yaşamıştık. Biz biliyorsunuz ortak alıyoruz. Birazdan ondan bahsederiz. Çocukların hepsi PDR'yi tercih etti. Dedim ki hepiniz Boğaz'da yürüyen yaşam koçum olacaksınız. Allah'tan TED'iz de hepsi birden işe girdi. Yani TED okullarında. Onun için burada neyi tercih edeceğinde genel okumanı tavsiye ederim ve iyi bakman için tavsiye ederim. Tabii ki eğer bir soruda gördüğüm, kusura bakmayın, şeyde gördüğüm zaman, yani ODTÜ, Boğaziçi gibi üniversiteler iyi üniversitelerdir. Yani Türkiye'nin en iyi üniversitelerindendir. Orayı kazanacak puanınız varsa öncelikle oraya gitmenizi tavsiye ederim. Yani bir de vakıfta evet, olabilir mi demiş. Şimdi siz orada o zaman işletmeyi, iktisatı önerdiniz. Ekonometride yüksek lisans yap demek. Evet, şimdi sevgili öğrenciler, gerçekten Sayın Başkanım'a da ben çok teşekkür ederim. Bunları biz böyle söylüyorduk ama başkanımın bu etkili söylemiyle yalnız olmadığımı hissettirmesi, çok teşekkür ederim kendisine de. Şimdi TED Üniversitesi'ne geldik. Yani şimdi bakın, ben geçen
Bir petrol ofisine uğradım. Orada bir veli geldi. Biz önermişiz TED'i yazın mutlaka diye. Bir dualar ediyor. Bana da geliyordur bir parçası değil mi? Tabii ki size zaten. Hayır, size tabii. Dua ediyorsa bana da diyor. Bana değil, üniversiteye dua ediyor. Bana ettiği dua çok ayrı zaten. Evet, evet. Yani diyor ki Allah razı olsun diyor. Ben diyor nasıl bir üniversiteye gitmişim? Şimdi bunlar bizim için çok önemli Selçuk Bey. Bir daha önermemiz açısından büyük bir referans bize bunlar. Çok hoş. Yani iyi gidiyorsun. Şimdi bakın demin söyledim. Türkiye Eğitim Derneği'nin TED Üniversitesi bu millete ait bir üniversitedir. Burası bir ticarethane değil. TED Üniversitesi her yıl ciddi bir işletme zararı yapıyor. Ya nasıl Koç Sabancı yapıyorsa özel üniversiteler nasıl TED Üniversitesi de yapıyor. Çünkü gelirlerin bir kısmını buraya aktarır. Bizim fark yaratmamız gereken şey ne? Bizdeki sınıflar siz çok daha iyi biliyorsunuz. 20-25 kişi. Küçük, evet. En büyük amfimiz 90 kişi. Yani kıymetli seyircilerimiz gelirse görecekler. En büyük amfi 90 kişiden bahsediyoruz. Niye? Maliyet nedir bir özel üniversitede? Hoca. Bir sınıfa 100 kişi de koyabilirsiniz, 25 kişi de koyabilirsiniz. Gideriniz fark etmez. Ama siz eğitim vermek istiyorsanız bir sınıfa 25 kişiden fazla koymamanız lazım. Onun için şeye bir kere çok dikkat etsinler. Bu TED Üniversitesi, X Üniversitesi fark etmez. Aman ha, kataloglara çok kanmayın. Tamam mı? Kataloglara çok kanmayın. Gidin gözünüzle görün. Gönlünüzün uyuştuğunu seçin. Ama seçerken de sadece oradaki resimlere değil, oradaki sosyal faaliyetler nedir? İnsan ilişkileri nedir? Orada okumuş olan öğrencilerin yüzü gülüyor mu? Buna çok ciddi miktarda dikkat edin. Biz Türkiye'de tek öğrenme odaklı üniversite olma iddiasındayız. Ki bizim üniversitemizdeki akademisyen arkadaşlarımız da buna bir miktar direndiği halde. Nedir bu? Araştırma üniversiteleri var dünyada. Learning Üniversitesi dediğimiz öğrenciyi merkeze alan öğrenme üniversiteleri var. Öğrenme çıktılarına dikkat eden. Bakın MIT dünyanın en büyük mühendislik üniversitesi değil mi? Ivy diye ve Olin diye bir üniversite var. Hiçbir yüksek lisans öğrencisi yok. Sadece öğrenme odaklı. Hocalarının hiçbirinin yayını yok. MIT'nin üstünde çıktılar da. Böyle 4 tane de üniversite var. Çünkü herkes Türkiye'de ben bir araştırma üniversitesiyim diyor. Değerli seyircilerim, araştırma yani bu ranking dediğimiz hani iyi üniversiteler diye gazetelerde çıkıyor ya. Bunlar genelde dünyada ne biliyor musunuz? Hocaların kaç tane araştırma yaptı ve proje yaptı ile alakalı. Ama bir üniversitenin fonksiyonlarında ne var? Bilimsel araştırmalar var. Projeler var. Toplum hizmeti var. Öğrenci var. O anne gelip size niye teşekkür etti biliyor musunuz? Bu üniversite yani Learning University dediğimiz dünyadaki tanımıyla college dediğimiz şey öğrenciyi merkeze alıyor önce. Araştırma yapmıyor demiyorum. Araştırma yapmayan bir üniversite olmaz. Ama araştırma yapmasıyla bir üniversitenin araştırma üniversitesi olması çok farklı bir şey. İmkanları yokken, parası yokken Amerika Birleşik Devletleri'nde binlerce üniversite var. Araştırma üniversitesiyim diyen bir elin parmaklarını geçmiyor. Gerçekten research üniversiteyim diye kabul edilmiş olanlar 50'yi bile bulmuyor. Onun için biz öğrenciyi merkeze alan bir üniversiteyiz. Şey bir tercihti, şehir üniversitesi mi olalım, kamp üniversitesi mi olalım? Baktık, dünyada küçük olacaksan, yani 20 binin 30 binin öğrenci sayılarına çıkmayacaksan, maksimum hedefin 5000'se ki geçen seneki sayımız 2000'dir. Yani bizimle başlayan üniversitelerin şu anda 5000 öğrencisi var, bizim 2000 öğrencimiz var. Biz merkezi tercih etmemiz sebebi dünyada bütün küçük üniversiteler, butik üniversitelerimiz üniversiteler 5000 sayısını geçmiyor. Sayın Başkanım yanlış anlaşılmama adına ifade edeyim. Siz 2000 aldığınız için 2000'siniz. Tabii 2000'iz. Biz full kontenjanız. Dolduramamış anlıyor. Hayır biz full kontenjanız. Ne kadar açarsak doluyor. Tabii değil yani, mi? Ben de biliyorum. Öyle bir her şey sene full doluyor. Tabii full. Evet. Ama biz eğitim vermek için, bu çocukları hayata hazırlamak için üniversite kurduk. Küçük sınıflarda hocalarıyla daha fazla irtibat halinde olsunlar diye biz bunu kurduk. Ama olimpik yüzme havuzundan dev spor salonuna kadar sosyal faaliyetler bizim birinci faktörümüzdür. Evet şehrin içinde stadyumumuz yok ama yukarıda TED Ankara Koleji'nde dev gibi stadyumumuz var. Öğrencilerimiz Amerikan futbolu ve Türk futbolunu gidip orada oynuyorlar. Yani bizim bir parçamız olan bir şeyde yapıyorlar. Sosyal ve kültürel zekalarını geliştirmeye çalışıyoruz. Aslında bir itirafta bulunayım. Ben bile bu kadar öğrencilerin mutlu olacaklarına inanmıyordum. Bir tek sıkıntı var. Ara sıra mütevelliyet başkanlarından dolayı bir sıkıntıları oluyor. Bizim kız basket ve kız voleybol ikincilikteki takımlarımız üniversitede oynuyor.
Bir seferinde biraz da Karadenizliğin verdiği şeyle gelen rakip taraftarları biraz küfre başlayınca kendimi kaybetmişim. Onun dışında bir sıkıntı yok çocuklar açısından. Yani öğrencilerimiz çok şükür okullarını seviyorlar. Sevmelerin yanında ne var? Biz ne dedik? 21. yüzyılda dünya vatandaşı olmak için lisan ihtiyacı var. Tabii ki Türkiye'de maalesef Türkçe öğretemediğimiz için İngilizce de öğretemiyoruz. Lisan öğrenmeyen bir bireyin fark yaratması, o meslek değiştirmesi falan mümkün değil. Peki Sayın Başkanım, sizin çok farklı görüşleriniz var. Ben hani oradan da bir şey sormak istiyorum size. Şimdi mesela 10 tane dil öğrenmek mi iyidir, yoksa 3 dili mükemmel öğrenip İngilizceyi en iyi öğrenmek mi? Neyi önerirsiniz? Daha da şeyini söyleyeyim. Türkçeyi iyi öğrenmek bir de İngilizceyi iyi öğrenmek değil. Ya. Niye biliyor musunuz? Bakın ben K12'de bizim liselerimizde ikinci lisana inanmıyorum. Bunun da tabii sebebi var. Bakın Türkçe gibi diller sonradan ekleyen, sondan eklemeli lisanlar gramer olarak Uygurca'dan gelir. Korece, Türkçe gibi diller. Diğerlerin hepsi Latince'den geliyor. Haftada 2 saatte dil falan öğrenilmez. Hiç kim, bir insan birbirini kandırmasın. Bu bir pazarlama stratejisi. Yani bir şey söyleyeyim de isim vermeyeceğim tabii. Bir veli toplantısı yapıyordum. Dediler ki efendim bir ilde işte şurada buraya bir X okulu geldi. Hepimizi arıyorlar tek tek telefonla, bize taahhütlerde bulunuyorlar. Bizim çocuklarımızın hepsi Robert'e gider. İlkokulda bir iki çocuğa video çektirmişler. Çocuklarımız hepsi böyle İngilizce konuşur diye taahhüt ediyorlar dedi. Ben de dedim ki sayın veliler çıkarın kağıt kalemi. Ben de şimdi taahhütlerimi sıralıyorum dedim. Bir, direkt Robert'e gidecekler. Sınava girmeyecek. Nasıl? Bina yaptı. Anlaştık dedim. İki, üniversite sınavına %2'ye gidecekler. Üç, mutlu bir evlilik yapacaklar. Dört, zengin olacaklar. Beş, cennete gidecekler dedim. Veliler gülmeye başladı. Siz taahhüt istiyorsanız getirin imzalayayım dedim. Yani taahhüt. Şimdi onun için buradaki tercihlerinde çok dikkatli olmaları gerekiyor. Ama şunu sakın unutmasınlar. Yüksek öğretim sadece bir diploma için yapılmaz. Çocuk bu yüksek öğretimden sonra kazanmaya başlayacak. Yani ekonomik hayatını kazanacak. Önder olacak. Ailesinin çektiği sıkıntıları çekmeyecek ve fark yaratacak. Ha ben burada vatandaşlarımızdan sosyoekonomik, yani zengin olmayanları aslında daha şanslı görüyorum. Niye biliyor musunuz? Benim babam Rize'den gelip Kızılay Şefkat Yurdu'nda ilkokulda kalmasa ben burada değildim. Tırnakları yere söke söke açmış. Onun içindir ki ikinci lisan öğrenmek diye bir şey yok. Ama şimdi şu anda Almanya'da yüksek lisans programlarının yaklaşık %50'si İngilizce verilmeye başlandı. 15 yıl önce siz çok iyi bilirsiniz, böyle değildi. Fransızlar İngilizce konuşmazdı, Almanlar İngilizce konuşmazdı. Onun için biz diyoruz ki bir lisanı iyi öğren. İngilizceyi iyi öğren. Zaten Selçuk Bey orada çok lisan peşinde koşarken kendilerini geliştirecekler, diğer alanları ihmal ediyorlar. Tabii. O hiperpoliglot diye bir kavram var. Çok tabii. Sayıda dili öğrenme falan. Bunlar çok gereksiz tabii, herhalde. Siz çok güzel söylediniz. Hele ki bir de sıralama sınavı baskısı var. Bir de o var. Yani. Onun için ki ben Kanada hükümetiyle de anlaşma yaptım. İsterse öğrencimiz bize hiçbir şey ödemeden, bak yanlış anlamasınlar. Diyorum ya burası milletin üniversitesi, ticarethane değil. Normalde üniversiteye para alırlar, yurt dışında bir okulla anlaşılır, kar edilir. Hayır, ben onu da demiyorum. Ben Kanada ile anlaştım, hükümetle direkt. İstersen diyorum git hazırlığı Kanada'da oku veya bir bölümünü Kanada'da oku. Ve aile yanında kal, güvenli bir bölgede kal. Biz lisedeki çocuklarımızı da gönderiyoruz. Yeter ki lisanı çöz. Çünkü lisanı çözmemiş bir çocuğun hiçbir değeri olması mümkün değil. Çok zor. Onun için TED Üniversitesi'nin en büyük farklarından biri bu. Ama en önemli farklardan biri ne? Ben hep öğrencilere biliyorsunuz sizin üniversite kurs aşamasında da yaptığımız fokus grup çalışmalarında soruyorduk. En önemli şey ne? Kimi para diyordu, kimi diploma diyordu, kimi şu diyordu, bu diyordu. 21. yüzyılda en önemli şey çevre. Kaç tane tanıdığınız var? Kaç tane kartvizitiniz var? Kaç tane sosyal sorumluluk projesinde bulunmuşsunuz? En önemli faktör bu. Bu da TED destek bakın, veriyor mu kartvizit biriktirmeye? Bakın, evvelsi gün diploma töreni yaptık. O çocukların daha diplomasını almadan %40'ı sözleşme imzaladı. Nereyle imzaladı? Şirketlerle. Şirketlerle. Tabii TED'in vesile oluyor. Çünkü TED'in ayrı bir şeyi var. Bütün PDR'leri siz aldınız kolejlere. PDR'yi bakın. İsteyenleri aldık. Mühendislikte, inşaatta hepsi. Yani ondan bahsetmiyorum. İdari ilimlerde. Yüksek lisans yapacakları da katarsanız bu rakam daha diplomalarını almadan %60'a gelmişti. Yüksek lisans yapmak isteyenler tabii ki onunla ilgili istedikleri üniversitelerde sınavlara girecekler. TED'in en büyük farkı bu. TED bir diploma vermez. TED bir yaşam arkadaşı verir. Bana bir yaşam arkadaşı verdi TED mezunu olarak. TED okulundan mezun biri olarak yaşam arkadaşı. Dünyanın neresine gitsen bir TED'li var. Şeye bakmayın, geçenlerde Kıbrıs'ta ilk diplomamızı verdik. Biliyorsunuz biz lise okullarımızda lise sona kadar açmıyoruz.
7. sınıfa kadar açıyoruz. Niye? Lisan dediğiniz en az 5 yıl istiyor. Burada da TED Üniversitesi'nde de sadece hazırlıkta kalmıyor iş. 4 yıl boyunca daha lisan görüyorlar bu çocuklar. Sürekli bir lisanla ilgili. Zaten meslek dersler İngilizce değil mi? Ya dersler İngilizce ama yani takviye olarak görüyorlar çocuklarımız. Ki çok büyük bir zorlanma içerisinde değiller. Ondan net olarak söyleyeyim. Çünkü iyi bir hazırlık sürecimiz var. Bu çocukların dünyanın neresine gidersen gideyim. Beni bir kolejli buldu. Kıbrıs'ta ilk diploma törenimizi yapacaktık. Sayın Turul Türkeş'i aradım. Dedim ki Sayın Bakanım siz TED mezunusunuz. Kıbrıs'tan da sorumlusunuz. Bu diploma töreni için gelmeniz gerektiğini TED Genel Başkanı olarak söylüyorum dedi. Geldi mi? Sağ olsunlar geldi ve öyle dedi. Diploma töreni için geldi dedi. Bu şey de fark etmiyor. Hangi parti olduğu fark etmiyor. TED'liler her yerde var. Ayrıcalıklı bir zümreden bahsetmiyorum. Bir milletin bir parçasından bahsediyorum. Onun için TED bir yaşam arkadaşıdır. Ben tutup bu çocuklarımız evet çok nitelikli yerlerde stajlarını yapıyorlar. Çok iyi bir şekilde eğitim alıyorlar ama yani siz de eğitimcisiniz söyleyeyim aslında şaşırdım. Bizim TED'de mülakata giren çocukların ortalama mülakat puanı 90. PDR'den mezun olanların sınıf öğretmenliği ve okul öncesinden de şey verdik. Normalde 10-15 yıllık öğretmenlerin bizdeki ortalaması ne biliyor musunuz? 65'i geçmiyor. Kriter ne orada? Ne soruyorsunuz? Ha, kadar profesyonel bir alım süreci var. Yani orada bir akademisyen var mülakatta. Bir PDR şeyci var, insan kaynaklarıcı var. Bir okulumuzun da müdürü ve zümre başkanı oluyor. O kişisel gelişim diye topladığı aileler mi süreçte? İşe almak için. Evet. Yani bu o kadar güzel ki. Evet. Yani bu o kadar güzel ki yani yetişir. Ama nasıl oluyor? Şimdi yayınlıyoruz. Diyoruz ki biz 3 tane inşaatçı şey yapacağız. Soruyor bizim şeyimiz, birimimiz, kariyer birimimiz. Ne yapmak istiyorsun? Yurt dışında inşaat yapmak istiyorum. Tabii şak bir firmayı arıyoruz. TED'li. Diyoruz ki bunu almanı istiyoruz. Yani biz bunu da şey yapıyoruz. Dikkat edin. Dikkat edin değil şu manada söylüyorum. Geçen sene ilk mezunumuz kaç kişi biliyor musunuz? 7 kişi. 7 kişiyle Mezunlar Derneği kurduk biz üniversiteye. Neden o kadar az kişi mezun? İlk yıl çok doğal. İngilizcesi vardı, şey vardı. Hazırlığı aşamayanlar. Tabii hazırlığı aşamayanlar falan. Arada uzatanlar oluyor. 7 kişi. Ve çok az bölümle başladık biliyorsunuz. 7 kişiyle Mezunlar Derneği kurduk. Niye? TED'in kültüründe mezun olmak var. TED'in kültüründe var. Bu birçok üniversitenin kültüründe falan yok. İşte o dünyanın neresine giderse gitsin onları kapsıyor ve kavruyor. Bence TED Üniversitesi'nin en büyük farklarından bir tanesi bu. Mezunlarına yaşam boyu sahip çıkma, mezunlarına yaşam boyu sorumluluk verme. Sadece sahip çıkma değil, sorumluluk verme ve örneğin staj çok önemli. Artık bizim zamanımızda gidip imzalatma peşindeydik ben ODTÜ İnşaat'ta okurken. Hayır şu anda staj bir öğrenme süreci. Keşke imkan olsa da ABD'deki ve Avrupa'nın bazı ülkelerinde olduğu gibi birer dönemi ciddi miktarda bir şirkette çalıştırma imkanımız olsa. Çünkü yetkinlikleri arasında. Bizde onun için ne var? Yaşam stajı diye bir şeyimiz var. Holding patronlarının genel müdürünün yanında çay taşıtıyoruz öğrencilerimize. Hayat öğrenecekler. Nasıl dönüyor bu sistem? O adam nasıl düşünüyor? O kadın nasıl düşünüyor? Bu gönüllülük esasına göre herhalde. Zorunlu staj değil. Zorunlu staj değil. Çok hoş bir yöntem ama yapıyoruz. Çocuk var ya yapmayabilir çünkü. Hayır. Ama bakın, TED'de bir şey daha yapıyoruz TED'de, TED Üniversitesi'nde. Küçük gruplarda fokus gruplar yapıyoruz. Şimdi normalde benim ismini şimdi saymayayım, CEO'lar, büyükelçiler, bakanlar gelip büyük gruplara konuşurlar. Bu arkadaşlarımıza rica ediyoruz, 20 kişilik gruplara konuşuyorlar. 20 kişilik gruplara hayat tecrübelerini anlatıyorlar. Biz bunları yayınlıyoruz. Diyoruz ki özelleştirme başkanı geliyor, bir bankanın CEO'su geliyor gibi... Bir sürü TED'liyi davet ediyoruz. Tabii TED deyince sadece mezun olmak değil, velilerimiz de var. Ciddi miktarda velilerimiz de var. Ve bu çocuklar 20 kişilik gruplarda bunlarla 2 saat sohbet ediyorlar. O meslekle ilgili sorularını soruyorlar. E-maillerini alıyorlar. Yaşam koçu gibi ona danışıyorlar. Onun için TED Üniversitesi'nin en büyük farklarından birinin bu olduğu kanaatindeyim. Biz sadece diploma vermiyoruz, altını çiziyorum. Biz bir yaşam arkadaşı veriyoruz. Şimdi sevgili öğrenciler, değerli aileler, Selçuk Başkanım böyle yaşamın ortasından şiir gibi konuşuyor. Şimdi biz TED Üniversitesi'nde sosyal sorumluluk projesinde görev alırken Selçuk Başkanım ara ara gelir, orada velilere bir hitaben 5 dakikada olsa çok güzel bir konuşma yaparsınız. Ben sizin huzurunuzda diyorum ki Selçuk Başkan her gün mutlaka tercih yapılan yere gelin ve buna benzer bir 5-10 dakika konuşun lütfen. Çünkü hakikaten çok doğru şeyler söylüyorsunuz.
Tabii. Yalnız, çoğunun aklına bile gelmiyor şu söylediklerimiz. Tabii şunu çok iyi bilsinler. Yani siz de söylediniz, bu bir sosyal sorumluluk projesi. Orada yapılan şey TED Üniversitesi'ne gidin diye değil. Asla yapmıyoruz. Doğru bir tercih yapın diye yapılıyor. Onu net olarak söyleyeyim. Dediğim gibi çünkü TED bir sivil toplum örgüttür. Bu da bir hizmetin bir parçasıdır. Bir yanılgıya düşmeyin. Ticari sistemlerin yönlendirmelerinin esiri olmayın. Doğru puanla doğru yere girebilmek de maalesef keşke çok daha basit bir şekilde şey olsa, ama sıralama bile çok önemli. Bir sıralamayı kaydırmanız istediğiniz bir önceki yere girememenize sebep olabiliyor. Vallahi Selçuk, ben 6. yıl orada sosyal sorumluluk projenizde görev alacağım. Bana bir gün ne siz ne başka biri, ya sen niye şuraya tavsiye etmeden ne oldu? Başka üniversiteyi öneriyorum. Yok hiç. Ya orada çünkü çok bizi özgür bırakıyorsunuz. Onun için sevgili öğrenciler, bu proje sizi TED'e yönlendirme projesi değil. Geldiğinizde gezersiniz, konuşursunuz, orada hocalarımız var. Ama kesinlikle sizi özgür bırakıyoruz. O çok doğru bir şey. Şimdi Selçuk Başkanım, peki TED Üniversitesi'nin başka özellikleri? İşbirliği yaptığınız dünya üniversiteleri var burada, Kanada ve Amerika'dan. Onlar da önemli. O çok fazla var. Yani fazla, Erasmus programları, Avrupa'dan işbirliği yaptığımız proje okullar, üniversiteler çok çok fazla. Biz şuna inanıyoruz. Dünya vatandaşı olacaksan bir kere bir yabancı ülke görmen lazım. Veya yabancılarla temasa geçmen lazım. Şu anda bizim hazırlık bölümümüzün yaklaşık hocalarının %40'ı yabancı. Amerika ve Kanada kökenli. Yani ana dili İngilizce olan kişiler. Onun için üniversitede uluslararası programlarımız ciddi miktarda fazla. Burs sistemlerimiz farklı, onu söyleyeyim. Yani bir burs alabilirsiniz. Biz öğrenci çalışma burslarına çok önem veriyoruz. Ne demek? Net olarak söyleyeyim. Öğrenci gelip kendi bursunun dışında herhangi bir ilgi alanı, buna şey de dahildir, bir dizayn yapması da dahildir. Yani gidip bizim kurumsal iletişimimizde katalog hazırlaması da dahildir. Birçok alanda karşılığında da YÖK'ün belirlediği bir ücreti alarak çalışma imkanı veriyoruz. Biz bunu çok önemsiyoruz. Çünkü öğrencilerimizin hem bunda hem de hocalarımızın yaptığı projelerde çalışmalarını destekliyoruz. Onun dışında da eğer bir proje getirirse buna da, nasıl biz akademisyenlere proje için destek veriyoruz üniversite olarak, öğrencinin projesine de bir mali destek veriyoruz bir proje yapmak isterse üniversitedeyken. Kendini geliştirecek bir proje yapmak isterse. Uluslararası bakalorya gibi burslarımız var. İhtiyaç bursumuz var. Nedir ihtiyaç bursu? Allah kimseye vermesin, girdikten sonra sıkıntı çekebilir bazı öğrencilerimiz. Bunun için vakfımızın bir bütçesi var üniversitenin dışında. Burada üniversitede başvuruyorlar. Kendi aldıkları üniversite sınavından dolayı aldıkları bursun dışında da burada da ihtiyaç bursu sahibi üniversitelerin olabiliyorlar. Bir araya gideceğiz. Tabii. Selçuk Bey. Ondan sonra hemen buradayız. Evet sevgili öğrenciler, biz netlerinizi yanıtlayamadık. Selçuk Başkanım çok akıcı konuşuyor. Reklam arasında siz yine de sorularınızı göndermeye devam edin. Az sonra dönüyoruz, bu keyifli sohbete devam edeceğiz. Türk Telekom cebinde. Al Eyfel'i de arkaya. Hemen internette paylaşıyorum. Monsieur, pardon. Oui, monsieur. Wi-Fi. Le internet. Champs-Élysées. 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 Ha, Champs-Élysées. Olmadı abi. Benimki de olmadı. Şeyle mi yazdın? Üç kelime. Champs-Élysées. Champs-Élysées abi. Nasıl yazılıyor oğlum bu Champs-Élysées? Yurt dışına Türk Telekom'suz çıkılmaz. Türk Telekom'la yurt içi tarifenizi tam 72 ülkede gönlünüzce kullanın. Siz de gelin, en avantajlı teklife günde sadece 14.90'a sahip olun. Türk Telekom. Sen yeter ki hayal et. Durmaya vakit yok hayatta. Her şeye yetişmen, her şeyden haberdar olman lazım. Kalabalıklar arasında yolunu bulman gerek. Geride kalamazsın. Bir dost eli ararsın yanında. Senin kadar umutlu, senin kadar kararlı. Ve bilirsin, yalnız değilsin. Interpress, daima yanınızda. Thank you.
Modalife Mobilya'da 48 ay taksitle düğün paketi. Yatak odası, yemek odası, koltuk takımı 5.990 lira. Üstelik baza ve yatak hediye. Modalife. Tercih Özel Eğitim Müdürü devam ediyor. Bir duyuruyu bir kez daha söylüyorum. 11 Temmuz'da sınav sonuçları açıklanıyor. Biz TED Üniversitesi'nin Ankara Kızılay'daki yerleşkesinde ücretsiz bir sosyal sorumluluk projesinde sürekli tercih yapıyoruz sizlere. Ve orada sabah 08 ile 10 arası bir seminerimiz oluyor. Arkasından da birebir görüşmelere geçiyoruz. Sadece bir kanala gidip geliyoruz. Mutlaka ama mutlaka bize danışarak tercihlerinizi yapınız. Selçuk Başkanı da dedik ki siz oralarda olursanız lütfen gelin bu mesleklerle ve dünyada gelişen eğitimle ilgili kısa bir konuşma yapın ricasında bulunduk. Kendisi çok yoğun, gelebilirse gerçekten çok hoş olur. Sayın Başkanım, şimdi reklama giderken tamamlayacağınız bir şey var mı? Bir hızlı gitmek reklama yoktur. Şimdi işte yan dal, çift ana dal gibi programları var TED Üniversitesi'nin yine. Onlardan biraz bahsedebilirseniz. Bunlar ne işe yarıyor? Neden yapması gerekiyor öğrencilerin? Şimdi biz şunu söyleyeyim. Biz çift dala çok inananlardan değiliz. Çünkü çift dal, yani ayrı iki disiplinde ayrı iki diploma sahibi olması, ayrı iki kredide doldurmasını gerekiyor. Bu çok kolay bir şey değil. Gerçek manada yapılırsa. Ama demin söylediğim var ya, Amerika Birleşik Devletleri'nde meslek değiştirme oranı 3'e geldi diye. Biz burada en önemli verdiğimiz şeylerden bir tanesi ek dal meselesi. Nedir ek dal? Ek daldaki şeyimiz şu bizim. Bu zorunludur TED Üniversitesi'nde. Mesela mühendislikte mi okuyorsunuz? İşletme ile bir ders almanız gerekiyor. Çünkü niye? O disiplindeki bazı şeyleri de öğrenebilin diye. Yani bir mühendis yerine göre işletmeci de olabilmeli. Ekonomiyle ilgili bazı bilgilere de sahip olabilmeli. Onun için biz burada ek dalı zorunlu bir şekilde tutuyoruz. İlk yıl başlarken biliyorsunuz bizim üniversitemizde ortak çekirdek program var. Aşağı yukarı birçok dalda. Bunu bir tek eğitim fakültesinde bazı bölümlere ayırdık. Niye? Çünkü üniversiteyi tercih eden çocuğumuz ya arkadaşının ne dediğine göre yönleniyor, ya popüler olanın olarak algıladığına göre yöneliyor. Ki bugün popüler olanın 5 yıl sonra olup olmayacağını kimse bilmiyor. Kesinlikle. Ya da ailesinin baskısına göre yöneliyor. Bu ciddi bir oran. Tamamı değil ama ciddi bir oran. O zaman biz de dedik ki ya birinci sınıfı ortak yapalım. Ve birinci sınıfta öğrenci bir eğitim fakültesindeyse hangi bölüme gideceğini, bir mühendislikteyse, inşaat mühendisi mi olmak istiyor, elektrik elektroniğe mi gitmek istiyor, bilgisayar mühendisliğine mi gitmek istiyor, makineye mi gitmek istiyor, bunu görsün dedik. Çok zorunlu olarak ayrılmamız gerekmeyen şeylerin dışında ortak çekirdek programı uyguluyoruz TED Üniversitesi'nde. Bunun gerekçesi de bu. Ek dalının zorunlu olmasının gerekçesi de bu. Burada iletişim, hukuk, dünya vatandaşlığı, işletme, genel psikoloji, siyaset bilimi gibi. Yani bir mühendisin mesela psikoloji bilmesi gerekebilir. Bir mühendisin işletme bilmesi gerekebilir. Öğrenme bilimleri ve mimarlık bölümü. Yani çünkü öğrenme odaklı bir üniversitede bunların esas olması gerekiyor. Onun için bunun için de ek dalı zorunlu hale getirdik. Bir de bu seneden itibaren hazırlıkta becerebilirsek öğrencilerimize üniversiteye hazırlama ve yüksek öğretimin ne olduğuyla ilgili ve eksikliklerini giderecek bazı yaşam dersleri koymayı düşünüyoruz. Ne gibi dersler mesela seçiyorsunuz? Yani şöyle, bir öğrenci üniversitenin ne olduğunu bilmiyor. Arzusu şu: ben liseden çıktım, üniversiteye geldim, daha rahat olacağım gibi psikolojide olabiliyor. Onun için bir üniversitede psikologların da içinde olacağı bir sistemle bunların bir psikolojik olarak da buna hazırlanması, bir üniversiteden ne fayda elde etmesi gerektiğini öğrenmesi, artı TED Üniversitesi'nin kurallarını bilmesi,
gibi çok yoğun olmayan bir programı da işin içine dahil etmeye çalışıyoruz. Benim hep inancım şu. Çocuklar bitirdiği zaman kimin karşısına gidiyorlar şimdi burada? İK'cının, insan kaynakçılarının, herhangi bir şirketin insan kaynaklarının karşısına gidiyorlar. Peki neye bakılıyor insan kaynaklarına? Yani birinci günde mesleki tecrübelerinin ölçümlenmesi kolay mı? Değil. Tabii ki üniversite sürecinde bizim ona sağlayacağımız staj imkanları, hangi yerde staj yaptığının falan önemi yok. Ama önemli olan bir şey daha var. Nasıl konuştu? Nasıl oturdu? Onun için mesela ben TED Üniversitesi'nde, daha tam başaramadık ama ciddi miktarda bir şeyimiz var. Diksiyon dersi almadan kimsenin vücut dili dersi almadan mezun olmasını istemiyor. Süper bir şey. Tamam mı? Evet. Yani çünkü bu genel kazanım. Bir de neye bakıyor? Lisana bakıyor. Lisana bakıyor. Artık bütün şirketler lisana bakıyor. Çünkü artık bütün şirketlerin uluslararası bağı olabiliyor. Ne yaparsa yapsın. Onun için bununla ilgili de kazanımlarını sağlamaya çalışıyoruz. Yan dal, çift dal gibi olanaklar, yan dal olanakları yok mu? Var. Ama bunlar majör değil bizim üniversitemizde. Peki başkanım, şimdi siz bir iş görüşmesindesiniz başkan olarak. Birçok kişi geldi karşınıza. Yan dal, ek dal yapanı mı önemsersiniz, dikkatinizi çeker? Yoksa yüksek lisans yapan mı daha dikkatinizi çeker? İnsan olan dikkatimi çeker. Ya onun dışında şüphesiz yani, o. Bakın. Ben hani akademik açıdan... Hiçbirimiz şunu iddia etmeyelim. Ben ODTÜ İnşaat'ı 4 yılda bitirdim. ODTÜ İnşaat mezunu olduğum gibi ben mühendis değildim. Mühendis olmak ayrı bir süreç de gerektirir. Artık onun için zaten millet başka şeylere bakıyor, kazanımlara bakıyor. İşi alırken ya bu spor yapmış mıya bakıyor, bu bir sosyal sorumluluk projesi yapmış mıya bakıyor, bir liderlik özelliği var mıya bakıyor, sorun çözme becerisi nedir'e bakıyor. Onun için ben aslında tek kendi mesleğini, hangi branşla ilgili alıyorum ben? Mühendislikle ilgili. İnşaat mühendisi. Önce inşaat mühendisine bakın. Benim ihtiyacım inşaat mühendisi. Ama o inşaat mühendisinin sorun çözme becerisi var mı? İnsani ilişkileri nasıl? Biri sosyal sorumluluk projesinde çalışmış mı? Artık dünyada artıları ve bizde de artıları. Yani TED olarak da biz buna bakıyoruz. Çok açık olarak söyleyeyim. Nasıl konuşuyor? Kendini nasıl ifade ediyor? Yani sizin insan kaynakları dediğiniz şey zaten personel müdürlüğü değildir. Hatta öğretmen alımlarında onu sinirlendirmeye çalışırlar biliyorsunuz. Öğretmen adaylarını sinirlendirmeye çalışırlar. Niye? Bir sorun karşısında öfke kontrolü var mı yok mu ona bakılır. Onun için... Esas olan kaç diplomaya sahip olduğunuz değil. Esas olan hangi özelliklerle haiz olduğunuz. Yaşam becerisi. Yaşam becerisi tabii ki mesleki olarak. Yani dediğim gibi yani bir inşaat mühendisi alıyorsam ben kendi işimde de inşaat mühendisi niteliğine birinci olarak bakıyorum. Ama ben yeni bitmiş bir çocuktan bir statik sorunu çözmesini veya bir çözümleme hızlı bir şekilde yapmasını beklemiyorum. O bir süreç. Ama o sorunu çözme becerisine sahip mi ona bakıyorum. Anladığım kadarıyla TED kolejlerinin o insan yetiştirme refleksi üniversitede de devam ediyor. Aynen. O çok hoş bir şey bir defa. Artık TED sadece TED kolejlerinin değil, devlet okulundaki çocuklarımızı da burslama, nitelikli burslar vermeye başladık. Türk Eğitim Derneği olarak. Onlar kendi okullarında okurlarsa, ailenin maliye durumu iyi değilse, biliyorsunuz iki tip ayrıca burs veriyoruz. Bir, imkanı olmayan çocuklarımıza üniversitenin sonuna kadar TED'lerde de okuyup burs veriyoruz. Bir de şimdi devlet okullarında da başladık. Çünkü dediğim gibi TED... Selçuk Veli'nin babasının çiftliği değil, millete ait bir kurum. Yani, evet. Peki Selçuk Başkanım, şimdi TED Üniversitesi'nde öğrenci kalitesi mutlaka ki iyi ama onu arttırma ile ilgili projeleriniz var mı? Şimdi bunu şundan soruyorum, bir piyasa rekabeti var. Derece yapan ilk 1000'in üzerine gidiyorlar ve onlara bir takım ödüller vererek üniversiteye kayıt almaya çalışıyorlar. Var mı yoksa niye yok? Süleyman Bey. Maaşlı öğrenciye karşıyım. Bakın, maaşlı öğrenciye karşıyım. Şunu net bir şekilde sorayım size. Bir üniversite, niye gidiyoruz biz? Üniversiteye gidiyoruz. Ne için gidiyoruz? Üniversitede bazı yüksek öğrenim yetkinliklerine sahip olmak için gidiyoruz kazanımlarına. Türkiye'de Allah aşkına üniversitenin kalitesi neyle ölçülüyor? Girdiğiyle ölçülüyor. Yani ilk 10. çocuğumu almış, 1.'ciyi mi almış, 10.000'ciyi mi almış? Aynen. Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nde İlk %10'a giren ulusal sınavdaki çocuklar üstün zekalı mı diye bir de test yapıyorlar biliyor musunuz? Bizde bu TEOK'ta sonra LYS'de çocuk %7'deyse %8'deyse bu işe yaramaz diye ayırmaya kalkıyorlar. Bakın %10'a giren acaba üstün zekalı mı diye bakıyorlar. Yani biz neye göre bakıyoruz? Üniversite başarısı ne? En iyi öğrenciyi alan üniversite başarılıdır. Peki en iyi öğrenciyi alan üniversitede üniversite ne katacak? Çıktıya bakmak mecburiyetindesiniz.
kaç kişi işe girmiş? Girdikten sonraki süreçteki başarı kriterleri nedir? Yaşam başarıları ne olmuş? Ölçümlemesi gereken budur. Veya iyi üniversite demin söylediğim gibi niye bakılıyor? Kaç hoca kaç yayın yapmış? Peki üniversiteye giren öğrenci hocasının kaç yayın yapması için mi giriyor? İyi bir eğitim almak için mi giriyor? Size soruyorum size. Yani değerli seyircilerimiz bir üniversiteye çocuğunu, o üniversitede çalışan akademisyenler kaç tane onlarca, 20-30'larca yayın yapmış olması için mi alıyorlar? Giriyorlar üniversiteye. Hatta özel üniversiteye para ödüyorlar. Yoksa çocuğu iyi eğitim alsın, çıktıktan sonra yaptığı bu harcamayı misliyle geri getirsin ve hayatında mutlu olsun diye. Üniversite girdiğiyle ölçülemez. Ben buna karşıyım. O zaman ne başlıyor? Ticaret başlıyor. Pazarlamacılık başlıyor. Sen kaçtasın? İlk bindesin. Sana üstüne 5000 lira da maaş veriyorum. Bu çocuk bitirince 5000 lira maaş alamayacak. Bakın bu çocuk bitirince 5000 lira maaş alamayacak. Muhtemelen. 5000 lira maaş veriyor. Niye? Muhtemelen. Ben ilk 80. çocuğu aldım demek için. Bizim için esas olan nedir? Biz okullarımızda da böyledir. Biz ortalamaya bakarız. Bizim için esas olan kaç tane LYS birincisi, kaç tane TEOG birincisi çıkardığımız değil ki çıkarıyoruz. Bir sürü ama o değil mesele. Ortalamadaki öğrencilerimizi kendi seviyelerinden nereye taşıdığımıza bakarız. Şimdi, TED Üniversitesi'nin ana farkı budur. TED Üniversitesi'nin eğer öğrencileri kaliteli olmasaydı, sanmayın ki bizim bu aradığımız şirketler, TED'liler sadece TED'li diye bir çocuk alıyorlar. Benim bahsettiğim şirketler dev şirketler. Veya ben bir okuluma sadece TED'li diye bir öğretmen alamam. Niye? O bir insan orada parasını ödüyor, geliyor çocuğunu veriyor. Başka okullarda alamaz özel okullar. Niye alıyorlar? İşte o çocukların, o kazanım süreçlerinin ciddi bir kısmını tamamladığımız için alıyorlar. Saçım başım, sizi siyasete çekmek ya da siyaset damarınıza dokunmak istemem ama eğitim programında. Şimdi bu çocuklar genel olarak fakir çocuklar oluyor. Acaba orada devlet mi biraz sahip çıksa daha iyi olur buna? Puanı çok iyi ama İstanbul'da okuyamayacağını gözüne kestiriyor çocuk. Aile oturuyor diyor ya ben şuna gidersem okutamam en iyisi buna götüreyim diyor. Burada acaba bir boşluk mu var hani devletin sosyal yardımları anlamında? Ya bakın ben bir kere şunu net olarak söyleyeyim. Yani ben bir kere kimse kızmasın bedava üniversiteye karşıyım. Çünkü bedava üniversite diye bir şey yok. Ben burslu üniversiteden yanayım. Yani düşünün benim çocuğum kolejde okuyacak. İstanbul'da 60 bin lira para vereceğim. İstanbul'da oturanlar koleje. Sonra da gidip Boğaziçi'nde bedava okuyacak. Böyle bir şey olmaması gerekir. Devlet imkanı olmayan çocuklara katkı vermesi lazım. Benim çocuğumun veya benim ekonomik seviyemdeki insanların çocukları kreditlerden de burs alamamalardır. Çünkü devletin parası varsa bu ülkenin anası babası kodaman değildir diye önünü açamayacakların için harcamak mecburiyetindedir. Şunu söylemek istiyorum. Bir, bakın dünyada kalkınmışlık endeksi diye bir şey var biliyorsunuz. Kalkınmışlık endeksi yüksek olan ülkelerin eğitim endeksleri de yüksek. Çünkü bunlar birbirine paralel. Bizim ama bizimki gibi kalabalık ülkelerde TİMS'in yaptığı bir araştırmada bu ülkede eğitim görenlerin %67'si yoksul aile çocuğu. O zaman devlet bütün kaynaklarını bu ailenin çocuklarına yansıtması gerekir. Sanmasına ben mesela siz biliyorsunuz kıymetli seyircilerimiz bilmezler. Ben ilk sefer devletin özel okullara para vermesini engellemek için mecliste kulisler yaptım. Bakın dünya kadar özel okulda olan bir kurumun genel başkanıyım. Bunu engellemek için. Niye? Devlet parası varsa önce devlet okuluna versin. Özel okulun boş olmasının sebebi kalitesizliğidir, müşteri olmaması değildir. Bizim bütün Batman dahil, Diyarbakır dahil bütün okullarımız öğrenci kapasitesi gerekli miktarın üstünde. Onun için şunu demek istiyorum. Burada devletin sosyal yardım şeyini doğru kurgulaması gerekir. Bakın hep sosyal zekadan şeyden bahsediyoruz. Ben yalvardım birkaç kere inşallah da yaptıracağız. Diyorum ki milli sporculara ek puan verir. Ya milli sporcular bu ülkede niye hepsi beden eğitimi öğretmeni olmak mecburiyetinde kalsın? Makine mühendisi olmak söz olsun. Kaç tane çıkar biliyor musunuz? Bir sınavda en fazla 50 tane çıkar. A milliden bahsediyor. Çok güzel bir fikir. Tamam. Gerçekten evet. Ya niye vermiyoruz? Bu çocuklar lisede niye sporu bırakıyor? Ya dünya buna yönelirken biz niye bunun için para da harcamamız gerekmiyor? Veya biz kaynaklarımızı doğru yönlendirelim istiyoruz. Devletin kaynakları milletin sağladığı imkanlardan doğan kaynaklardır. Bunların özellikle annesi babası zengin olmayanlara yönlendirilmesi gerektiğine inananlardanız biz Türk Eğitim Derneği olarak. Ha şunu da söyleyeyim. Tabii ki doğru. Şunu da korkma. Mesela bizde bu korkuyu yaşayanlar çok oluyor geldikleri zaman. Siz de biliyorsunuz şey. Ya ben TED Üniversitesi'ne girersem hazırlığı nasıl geçeceğim, İngilizceyi nasıl öğreneceğim? Geçiyor ve öğreniyor. Ama siz zorluyorsunuz o zaman. Tabii ki zorluyoruz. Başkanım, siz zorluyorsunuz. Tabii ki zorluyoruz. Tabii ki zorluyoruz. Ama zorluyoruz demek
çocuğun geçemeyeceği manasında değildir. Levan Bey bakın ben size bir örnek vereyim. Biliyorsunuz bütün televizyonlara çıktı. Bunu daha kamuoyuyla paylaşmadık ama Varto'da iki kızcağızımız mezrada yaşayan. O mezrada iki ev var. Ablası geçen sene TEOG birincisi, kendisi de bu sene TEOG birincisi. Varto'ya gitti bu sene. Evet. Bu çocuklar nereye geliyor biliyor musunuz? TED'e geliyorlar. Öyle mi? Neredeki TED'e geliyorlar? İstanbul'da yatılım olduğu için İstanbul TED'i alıyorum. İstanbul'daki okullarından bile alıyorum. Niye biliyor musunuz? Çok zor. İstanbul'da lise eğitim komple İngilizce. Şimdi 10 gün sonra burada kampa giriyorlar. İnanıyorlar. Yani inanırsa çocuk bunu çözebilir. Şunu demiyorum. Bir yılda iki yılda mükemmel bir İngilizceye sahip olmaz. Ama bunu bitirdiği, bizim düşünmemiz gereken bitirdiği zamanki süreç. Yani sadece bir üniversiteye girmesi değil. Şunu da sakın unutmayın. Ben iyi okul diye bir şeye inanmıyorum. Ben iyi öğrenciyi almış okullara bahsediyorum. Mesela liselerde. Öğrenci iyi olduğu için okul iyi olması ayrı bir şey. Genel bir zeka seviyesinin üstünde olan, ki zeka da artık tartışılıyor, IQ da tartışılıyor. Yani bunu Nobel alan bilim adamımız da söylüyor. Ve dünyada bir sürü bununla ilgili biliyorsunuz makale var. Artık IQ mesas tabii çok IQ çalışmak. IQ testi öncelikle saçma zaten. Çok çalışmak mesas. Evet. Onun için dünyada 10 bin saat kuramı diye bir şey var. Buna Bill Gates de dahil. Evet. Yani çalışmanın çok önemli olduğunu söylüyor. Onun için iyi öğrenciyi, sıralamada iyi öğrenci, maalesef bizim hayatımızı karartmış olan sıralama sınavlarındaki iyi öğrenci alan okullar kendilerini iyi addediyorlar. Değerli seyircilerim, böyle bir şey yok. Bu bir yalan. Dershane gibi işte. Tamam. Sanmayın ki sizin çocuğunuz girdiği zaman o söylendiği gibi 5 tane insan öğrenecek, uçacak. Böyle bir şey yok. Benim ailem benden çok çekti. Ama dediğim gibi sondan 3. de olsa bitirdim. Yani mühim olan sizin yaşamdaki beceriniz ve mutluluğunuz. Bakın bir araştırma var. Üniversite sınavının ilk 1000'de kazananların yaşam becerisi ve mutluluk indeksleri %28. Bir araştırma var bununla ilgili. Yani üniversite sınavının ilk 1000'de kazanmakla ilgili şey yok. Sizin burada yaptığınız gayret ne? Aman ha, aldığı puanla gidebileceği en iyi yere, istediği yere girsin. Tamam mı? Yoksa bu dünyanın sonu falan değil, hayatın da sonu değil. Lütfen bunu iyi bir şekilde değerlendirin. Bir seyircimiz mütercim tercümanlığı tavsiye eder misiniz diyor. Ne yaparsanız yapın, iyi yaparsanız her şeyi tavsiye ederim. Yeter ki sevdiğiniz bir şey yapın, bunu mutlulukla yapın. O zaman zaten başarılı olursunuz. Evet, İngilizce öğretmenliği iyi bir branştır. İyi bir yerde İngilizce öğretmenliği okursanız bunun getireceği faydayı göz ardı edemeyiz. Çünkü şu anda devlette öğretmen fazlalığı var. Biz bunu TED için söylemiyoruz. Çünkü zaten biz bütün talebelerimiz mezun olsa da kendi okullarımıza yetmiyor. Yani bizde TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde iş garantisi var. Onu net olarak söyleyeyim. Yani tabii ki herkes İstanbul, Ankara'yı seçmeyecek ama biz kesinlikle kendilerine bir iş öneriyoruz. Selçuk Başkanım, biz Samsun'da TED Üniversitesi'nin böyle bir projesinde konuşma yaparken bir öğrenci şeyi söyledi. Bir sosyoloji bölümü var deyince, sosyoloji dolmazken niye açıyorsunuz? Yani diğer devlet okullarında sosyoloji dolmuyor. TED Üniversitesi çok bilinçli bir soru sordu çocuk. Yani yakında niye matematik de açacağız? Dolmayacak. Ya biz, oradaki amaç ne? Biz dolacak. Sosyoloji çok önemli bir bölüm. Ha. Başkanım yani, bu arada 20 saniyemiz kaldı. Tamam. Son bir dakika yazıyor. sosyoloji çok önemli bir bölüm. Psikoloji kadar önemli bir bölüm. Maalesef popülariteden dolayı bakın Avrupa'da hemen bir cümleyi söyleyeyim. Sosyal bölümler mühendisliklerin üstünde. Türkiye'de buna gitmek mecburiyetinde. Biz de buna dolmasa da gerekirse burslarımızı orada daha fazla vererek doldurmak mecburiyiz. Ama o kıymetli öğrencimiz bilsin ki bizim sosyolojimiz dolacak. İnşallah. Biz de öyle söyledik zaten. Ama bu soruyu da bir de bu bölümü açan bir başkanımızdan dinledik. Bu arada zamanımız yetmedi gerçekten Selçuk Başkanım. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Sohbetti. Sağ olun. Maalesef program çok sıkışık. Biz sizi yine bir boşluk bulursak İnşallah. Davet edeceğiz. İnşallah. Ve bu güzel sohbete kaldığımız yerden devam etmeyi arzu ediyoruz. Yarın yine saat 15'te görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.